Merhaba arkadaşlar. Birinci dönem 12. sınıf 1. kimya yazılı sınavı çalışacağız birlikte. Şimdi ilk soruyla bakalım. İlk soruyla başlayalım. Neler çıkabileceğini birlikte görmüş olalım. Şimdi ilk olarak sana kimyasal bir tepkime verecek ve bu kimyasal tepkimeyi denkleştir diyecek. Şimdi senin yapman gereken şey şu. Bir kere bu indirgenme yükseltgenme tepkimesi. Önce her bir elementin yükseltgenme basamağını bir bul. Fosfora baktım. Fosforun yükü sıfırdır elemental halde. Buradaki fosforun yükünü eğer bulmaya çalışırsan hidrojen artı 3. 3 tane olduğu için artı 1 getirecek çünkü. Fosforu bilmiyorsun. X dedin oksijen eksi 2'den. Eksi 8 getirdi. Tamamı sıfır. X buradan artı 5 geldi. Yani fosforun buradaki yükü artı 5. Sıfırdan artı 5'e matematiksel olarak 5 elektron verdi diye söylersin. Yükselmiş. Diğerine baktım. Azotun buradaki yükünü bulmaya çalışıyorum. Hidrojen artı 1. Azota baktım. X dedim. Oksijen eksi 2'den eksi 6. 0. X buradan artı 5 getirdi. O zaman burası artı 5. Artı 5'ten oksijen eksi 2. Azot burada artı 2 olmuş. Yani ne yapmış bu durumda? 3 tane elektron aldı diyebilirim. Ne yapacağım ben şimdi? Alınan verilerin elektron sayılarını eşitlemem lazım. Bunu 3 ile çarptım. Bunu 5 ile çarptım. Ve çarptığım sayıları maddelere katsayı yapıyorum. Bakın bunu 3 ile çarptığım için 3 tane P dedim. Bunu 3 ile çarptığım için 3 tane H3PO4 dedim. Tekrar yazayım. Buradan ne geldi? Bunu 5 ile çarptığım için 5 tane HNO3 geldi buradan. Ve de buradan da bunu da 5 ile çarpmam gerekiyor. 5 tane NO geldi. Şimdi hidrojenleri eşitleyeceğim ve bunu eşitlemek için su kullanacağım. Bakın burada suyu yazmadım. Dikkat edersen burada 9 tane hidrojen var. Burada 5 tane hidrojen var. Burada da 9 tane olması için buraya 4 tane daha hidrojen gelmeli. Onu da sudan sağlayacağım. Su koyduğum zaman 2 hidrojen, 2 mol hidrojen koyduğum zaman 4 hidrojen geldi. 4 hidrojen burada, 5 hidrojen burada, 9 hidrojen burada da 9 hidrojen var. Eşit. Şimdi buradaki tepkimelerdeki sağlamayı nasıl yapıyorsun? Diyorsun ki oksijen sayılarını sayalım. Buradan 3 ile 5'i çarptın 17, 15 oksijen geldi. Bir de buradan 2 tane var. Toplamda 17 oksijen var. Buna baktın 12 oksijen burada, 5 de burada 17. Her iki tarafta 17 olduğuna göre denklemini doğru denkleştirmiş diyebilirsin. H2O'nun kat sayısını sormuş. H2O'nun kat sayısını 2 diyeceğim. Diğer soruya gelelim. Tepkimesini denkleştirin demiş bana. Şimdi azotun buradaki yükünü şöyle yapalım istersen bunu bu şekilde görmek isteyenler için. HIO3. Şimdi dikkat edersen azotun buradaki yükü 0. Azot diyorum. İyota baktığın zaman yükü 0. Buradaki iyota baktığın zaman hidrojen artı 1. İyotu bilmiyorum. X dedim oksijen eksi 2 getirdi. Tamamını 0'a eşitledim. Artı 5 dedim. Bakın 5 tane elektron vermiş. Ama bu bir tane iyot için düşünüyorum. 2 tane iyot için düşünürsem buraya da 2 ile çarptım. 2 tane iyot yaptım. O zaman 10 elektron verdi diye söylüyorum. Bu birincisi. İkinciye baktım. Azotun buradaki değerlerini az önce bulmuştuk. Artı 5'ti. Yani HNO3'e baktım. Zaman burada artı 5 yüklü bir azot var. Buraya baktığım zaman eksi 2, eksi 4. Burayı artı 4 getirecek. Yani burası artı 4 yüklü. O zaman bu ne yaptı? Bir tane elektron aldı. Alınan verilen elektron sayısını eşitlemen için ne yapman lazım? Buradaki tepkimeyi 10 ile çarpacaksın. O zaman katsayı yapacağına göre alınan verilen elektron sayısı eşitlenecek. Çünkü birazdan çarptığım zaman bunu katsayı yapacaktın. Yani I2'yi yazdım. Artı bunu 10 ile çarptığına göre 10 tane H NO3 gelecek burada. Eşit 2 tane HIO3 gelecek artı 10 tane de NO2 gelecek. Ne yapman lazım şimdi? Hidrojenleri eşitleyeceksin. Burada 2 hidrojenim var. Burada 10 tane hidrojenim var. O zaman buraya 8 tane daha hidrojenin gelmeli. Bu durumda buraya 4H2O yazarsın. Çünkü 2 tane buradan geldi. 4 tane de buradan geldi. Yani 4 çarpı H2O'dan. 8 oksijen dedim. Hidrojen dedim. Böylece 8 hidrojen. 2 hidrojen daha 10 hidrojen. Burada da 10 hidrojeni tamamlamış oldun. Dikkat edersen azotlar eşit. I2'ler eşit sayı olarak. Hidrojenler eşit. Şimdi oksijenlere bakacağım. Oksijenlere baktığım zaman buradan 6 oksijen geldi. Buradan baktığın zaman 20 oksijen geldi. Buradan da 4 oksijen geldi. Toplamda 30 oldu. Buraya baktın zaten 30 oksijen var. Demek ki tepkimeni doğru denkleştirmişsin diyebilirsin. Gelelim 3. soruya. Baktın yine bir kimyasal tepkime var. Klora baktığın zaman burada 0, burada eksi 1 olmuş. Yani indirgenmiş değil mi? Elektron almış. Buraya baktın klora. Buradaki yükünü bulursan x eksi 6 eşittir. Eksi 1. X buradan ne gelecek? Artı 5 gelecek. Klorun buradaki yükü artı 5. Yani burada indirgendi.
Buraya baktığın zaman burada da artı ve şey yükseltgendi. O zaman hem indirgendi hem yükseltgendi. Bu durumda hem indirgen hem yükseltgendi. Doğru. Klorun yükseltgenme basamı elemental halde olduğu için sıfırdır. Doğru. ClO3 eksi iyonunda klor elementinin yükseltgenme basamını artı 5 bulduk. O yüzden bu da doğru. Her 3 ifadede doğru diyebilirim. Geldim 4. soruya. Bir pil tepkimesi arkadaşlar bakarsanız. Şimdi bize bir kimyasal pil tepkimesi verdiğin zaman yaptığımız gereken şey önce tepkimelerin ve çubukların yükseltgenme potansiyellerine bakmakta. Dikkat edersen burada alüminyum 0, alüminyum artı 3 yükseltgenmiş. Buna baktığım zaman bakır 0, bakır artı 2 olmuş. Bu da yükseltgenmiş. Matematiksel olarak yükseltgenmesi kimin daha fazla? Alüminyumun. O zaman bu yükseltgenmeyi daha çok seviyor. Biz ne biliyorduk? A2 dersek anotta yükseltgenme var diyebiliriz. Anotta yükseltgenme. Burası anot, burası da katot olacak demektir. Şekildeki pil sisteminde E0 pili bulun diyor. Şimdi net pil tepkimesini bulun diyor. Önce anot tepkimesini yazacak olursam anotu buldum. Alüminyum. Alüminyum artı 3 olmuş. 3 tane elektron vermiş. Kim alacak bu elektronları? Tabii ki çözeltinin içerisinde kim varsa bu. Burası anot, katotun içerisinde kim varsa o alacak. Katotta. Bakır artı 2'ye 2 elektron alıp bakır katısı yapacak. Bu durumda alınan verilen elektron sayısını eşitlemem lazım. E0 değerine baktığımız zaman aynı kalacak. 2,37 volt. Buna baktığım zaman tepkimeyi ters çevirdiğim için, indirgenme tepkimesi yazdığım için burası 0,34 volt gelecek. Anot ve katot tepkimesini, yani net pil tepkimesini yazacak olursam nasıl yazacağım? Alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için bunu 2 ile, burayı da 3 ile çarpacağım. Biliyorsun E0 değerleri matematiksel olarak 2 ile ve 3 ile çarpılmıyordu. Net pil tepkimesini yazarsam alüminyum katısı 3 tane bakır artı 2 suda eşit 2 tane alüminyum artı 3 artı buradan da 3 tane bakır katısı gelecek demektir. E0 değerlerini bulacak olursam ikisini matematiksel olarak topladım. E0 pil için o zaman diyeceğim şey burası 1 olsun, 6, 7, 2.71 volt gelecek. E0 pili bulduk, 2.71 volt. Net pil tepkimesini yazdık. Alüminyum ve bakır elektrotların kütlesi nasıl değişir? Anotta yükseltgenme olacak. Alüminyumlar sürekli bakın ne olmuş? Alüminyum artı 3 olmuş. Bu durumda alüminyum atomları burada alüminyum artı 3'e dönüşürken çözeltiye geçerken ne yapacaktır? Parçalanacak. Yani azalacak. Elektronları buradan gönderdi. Bakır biliyorsun burada sadece elektronların iletimini sağlar. Çözeltinin içerisinde kim varsa elektronları o alacak. Bakır artı 2 elektronları aldı. Bakır katısı yapıp burada toplandı. O zaman bakır elektrotun kütlesi artacaktır diyebilirim. Geldim diğer soruya. Yine şekilde pil tepki sisteminde tuz köprüsündeki anyonlar birinci kaba gidiyor. Buna göre diyor. Bir kere biliyorsun ki AKK diyebiliriz. Yani anyonlar anota, katyonlar katota gider. Tuz köprüsündeki anyonlar anota, katyonlar katota gidiyor. O zaman tuz köprüsündeki anyonlar birinci kaba gidiyorsa burası anot. Buraya baktığım zaman buraya katot diyebilirim. Elektronların yönü her zaman anottan katota olacağına göre birinci kaptan ikinci kaba diyeceğim. Peki geldim. Şimdi dikkat edersen net pil tepkimesini istiyor benden. Alüminyuma baktığın zaman anottu. O zaman anot tepkimesini yazacak olursam alüminyum ne yapmış? Alüminyum artı 3'e dönüşmüş. 3 tane elektron vermiş. Bu 3 elektronu katotta kim almış? Kurşun. Kurşuna baktığım zaman çaprazladım artı 2'ymiş. Kurşun artı 2, 2 elektron alsın önce bir. Ne yapsın? Kurşun katısı yapsın. Alınan verilen elektron sayısını eşitlemem gerektiğine göre bunu 2 ile bunu 3 ile çarparak aynı zamanda topluyorum. Net pil tepkimesini bulmak için. Ne yapacağım? 2 tane alüminyum katısı var. Artı 3 tane kurşun iyonları var. Artı 2 suda. Ok diyeceğim 2 tane alüminyum artı 3 artı 3 tane kurşun katısı diyeceğim. Net pil tepkimemi böylece bulmuş oldum. Bunu yazın dedik, yazdık. Birinci kapta alüminyum artı 3 iyonlarının derişimi ne olur? Alüminyum katısı alüminyum artı 3 olmuş. O zaman alüminyum artı 3'lerin derişimi tabii ki yavaş yavaş artacak. Kurşun artı 2'ler 2 elektron alıp kurşun katısı yaptığına göre o zaman kurşun artı 2 iyon derişimi de yavaş yavaş katotta azalacak diyebilirim arkadaşlar. Geldim. Şimdi dikkat ederseniz burada bakın çözeltilerin derişimleri 0, yani 1 molar 1 molar değil, biri 0 1 molar, biri 1 molar. Şimdi öncelikle yapman gereken şey neydi? Anot ve katotu bulmak. Bunun için iki elektrotunda dikkat edersen metal çubuklara bakıyordun. Çubuklara baktığın zaman her ikisinin de 0'dan artı 2'ye yükseltgenme potansiyelini vermiş. Matematiksel olarak 0'dan artı 2'ye yükseldin. Bakıra baktın, elemental haldesin, 0'dan artı 2'ye yine yükseldin. Yükseltgenme potansiyellerini kıyaslıyordun. Yükseltgenme
öğrenme potansiyeli kimin daha büyükse o diğerine göre yükseltgenmeyi daha çok seviyor demektir. Yükseltgenmenin olduğu yer, yükseltgenmenin olduğu yer neresiydi anotta. O zaman 0.76-0.34'ten daha büyük olduğuna göre çinko bakıra göre yükseltgenmeyi daha çok seviyor. Yani burası anot, burası katottu. O zaman anot tepkimimi yazarsam, anot tepkimimi yazdım. Ne oluyor? Çinko aynen kalacak. Çinko, çinko artı 2'ye dönüşürken 2 tane elektronu verdi. E0 değerime baktım 0.76. Katot tepkimeme baktım. Katotta bakır artı 2'ler elektron alacak. Yani indirgenecek. O zaman bu tepkimeyi ters çevirdim. Artı 2 elektron aldırdım. Bakır katısı yaptım. E0 değerimin işareti değişti. 0.34 volt oldu. Anotla katotu topladım. Dedim ki elektronlar birbirini götürsün. Net pil tepkimesini yazdığım zaman çinko katısı artı bakır artı 2 iyonlarının derişimi suda. Ok dedim buradan. Çinko artı 2 suda. Artı bakır katısı yaptı. E0 değerim 1.1 volt geldi. Şimdi eğer dikkat etmezsem 1.1 volt buldum diye geçerim. Ama yapmam gereken şey ne? Şimdi bir kere biliyorsun ki standart pil potansiyeli denilen bir şey var. Bak burada E0 değerini üstüne koyuyoruz. Biz E0 pili bulduk. Yani 25 santigrat derecede 1 atmosfer basınçta her ikisinin de molar değişimi 1 molar iken bulunan pil potansiyelimiz bizim standart pil potansiyelimizdir. Eğer derişimler birbirinden farklıysa o zaman ners eşitliği denilen bir eşitlik kullanırsın. Bu da E pile eşittir. Yani sen önce standart pil potansiyelinden -0.06/N dersin çarpı logaritma QC dersin arkadaşlar. Yani konsantrasyonlar cinsinden denge sabitini alırsın. Bu ne demek dersen eğer bana. Şimdi standart koşullarda yani her ikisinin bir molar olduğunu düşünseydik. Bak bir düşün ners eşitliğini kullanacaksın. Standart koşullarda dikkat edersen önce bu QC'den bir bahsedelim. Bu bir denge tepkimesi. Denge tepkimelerine baktığın zaman katıları almazsan yine ürün bölü giren yazarsın. Yani bizim burada yazmamız gereken şey çinko artı 2 iyon derişimi bölü bakır artı 2 iyon derişimidir. Kat sayıları her ikisinde 1 olduğu için üzeri 1 üzeri 1 diye söyleyebiliriz. Eğer her ikisi de 1'e eşit olsaydı bu durumda dikkat edersen logaritma, burası 1 molar, 1 molar, logaritma 1, 0'a eşit olacağı için, bu da çarpım durumunda olduğu için, o yüzden senin pil potansiyelin direkt olarak standart koşullardaki pil potansiyeline eşit olacaktı. Yani anotla katotun toplamı olacaktı. O yüzden her ikisi de 1 molar olduğunda biz ners eşitliğini zaten kullanmayız. Ama eğer derişimler birbirinden farklıysa ners eşitliğini kullanmak zorundayız. Bu durumda senin yapman gereken şey nedir? Logaritma QC'yi bulmak. Yani pil potansiyelinde net pil tepkimesini bulduktan sonra ürün bölü giren yaparsın. Bu bir denge tepkimesidir. Ürün bölü girenlerden ZN'nin derişimini alırsın ve bakır artı 2 iyonlarının derişimini oranlarsın. 0.06/N dediğin şey alınan verilen elektron sayısıdır. Alınan verilen elektron sayısına baktığın zaman burada 2'dir alınan verilen elektron sayısı. Standart koşullardaki pil potansiyelini buldum. 1.1 volttur. -0.06/2 çarpı logaritma Zn iyonlarının derişimi. Bakın buradan 0.1 molar geliyor. Bakır iyonlarının derişimi 1 molardır. 0.1/1'den gene 10 üzeri -1 geldi. Burası 10 üzeri -1. O zaman ne yapacağım? Logaritma 10 üzeri -1 ne gelecektir buradan? Tamamen -1 gelecek. -1 burayı artı 1 yaptı. Yani burası 1.1 artı 0.03 volt. Yani topladığım zaman 1.13 volt gelecek demektir arkadaşlar. Böylece biz ners eşitliğini kullanarak bu pilin pil potansiyelini hesaplamış olduk diyebilirim size. Eğer her ikisi de 1 molar olsaydı ners eşitliğine hiç gerek yoktu ama 1.01 molar olduğunda var maalesef. Devam edelim. Yine bir pil sorusu. Dikkat ederseniz her birine baktığımız zaman kurşun ve gümüş iyonlarının yükseltgenme potansiyellerini vermişiz. Yani kurşun iyonları içeren çözeltinin içerisine gümüş iyonları içeren çözeltinin içerisine batırılmış. Dikkat edersen kurşun yine 0'dan artı 2'ye yükselmiş yükseltgenme potansiyeli var. Gümüşe baktığın zaman gümüş 0, gümüş artı 1 olmuş. Bu durumda gene yükseltgenme potansiyelini vermiş. Biz ne diyorduk? Önce mutlaka çubukların tepkimelerine bakılır. Anota ve katota karar verilir ve her ikisi de yükseltgenme potansiyeli verildiyse bu durumda yükseltgenme potansiyeli matematiksel olarak kimin daha büyükse o yükseltgenmeyi diğerine göre daha çok istiyor demektir. Yükseltgenmenin olduğu yerde A2'den anottur. Demek ki kurşun taraf anot. Buraya baktığım zaman katot diyeceğim. O zaman tepkimelerimi yazacağım. Kurşun ne yapacak? Anot tepkimesinde. Kurşun
Kurşun artı 2 yapacak. Nereden biliyoruz? Çünkü sülfat burada eksi 2, burası artı 2 olacak. Artı 2, 2 elektron verecek. Katota baktığım zaman pi potansiyelini yazmamıza gerek yok, yani matematiksel değerlerini. Burada katotta ne yapacaktır? Gümüş artı iyonları elektron alıp gümüş katısı yapacaktır. Yani bu tepkimeyi tamamıyla ters çevirdik. Bu durumda alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için bunu 2 ile çarptım. Elektronlar birbirini götürdü. Net pil tepkimesini bulurken yazmam gereken şey şu. Kurşun katısı artı 2 tane gümüş artı iyonu. Suda çift ok kullandım. Denge tepkimesi. Burada kurşun artı 2 suda. Artı 2 tane gümüş katısı aldım. Şimdi siz normalde bir denge tepkimesine dışarıdan bir etki yaptığınız zaman sistem ne yapıyordu? Bu etkiyi yok edecek şekilde davranıyordu. Sen birinci kaba su ilave edersen, birinci kaba su ilave ettiğin zaman birinci kapta kurşun iyonları vardır. Kurşun iyonlarının derişimini azaltırsın. Kurşun iyonlarının derişimini azalttığın zaman sistem kurşun iyonlarının derişimini arttırmak için sağ tarafa kayacaktır. Ve pil potansiyeli sağ tarafa kaydığı zaman mutlaka artacaktır. Çünkü pil potansiyeli normalde bunu sağ sol gibi düşünebilirsin. Yani siyasi olarak düşünebilirsin. Sağ her zaman kazanıyor, sol her zaman kaybediyor gibi düşünebilirsin. Pil potansiyeli denge tepkimesi sağa gittiği zaman her zaman artar. Sola gittiği zaman da her zaman azalacak. O yüzden sen kurşun artı 2 iyonlarının derişimini azaltırsın. Sistem bunu arttırmak için sağa kayar. Sağ her zaman kazanır. O yüzden sağ pil potansiyelini artırır. Birinci etki bu. İkinci kaba su eklersen gümüş iyonları vardır ikinci kapta. Gümüş iyonlarının derişimini azaltırsın. Pil tepkimesinde gümüş iyonlarını bulursun. Gümüş iyonları dikkat edersen buradadır. Gümüş iyonlarının derişimini azaltırsan sistem bunu artırmak için sola kayacaktır. Sol kaybedecektir. O yüzden solda pil potansiyeli azalacaktır. İkinci kaba sodyum sülfür ekledin. İkinci kaba sodyum sülfür eklediğin zaman gümüşle sülfür tepkimeye giriyormuş. Bak suda az çözünüyormuş. Demek ki sen suda az çözünüyorsa bu ikisi birleşip bir katı çökerek oluşturuyor. Yani çözeltideki gümüş iyonlarının derişimini yine azaltıyorsun. Çözeltideki gümüş iyonlarının derişimini azaltırsan sistem bunu arttırmak için sola kayar. Sol yine kaybeder, pil potansiyelini azalır. Kurşun elektrotun yüzeyini arttırırsan hiçbir değişim olmaz. Hatırlıyorsan katı bunun yüzeyini arttırıyorsun. Yani daha fazla bu metalden ilave ediyorsun. Zaten bir dengeye katı ilave etmek o dengenin yönünü bozmayacaktır arkadaşlar. Çünkü zaten KC'de yer almaz. Bu durumda hiçbir değişime uğramayacaktır. Değişmez. Pil tepkimeleri kendiliğinden gerçekleşen tepkimeler olduğu için her zaman egzotermik tepkimelerdir. Sen sıcaklığı arttırdığın zaman, sistem sıcaklığı azaltmak için sola kayacaktır. Sola kaydığı zaman sola kayma pil potansiyelini sol kaybedeceği için azaltacaktır arkadaşlar. Bununla ilgili konu anlatımını öğrenmek istiyorsan lütfen bununla ilgili çektiğim elektrik ve kimya ve elektrik 2 videosunu mutlaka izle derim sana. Ve böylece tüm soruyu yanıtlamış olduk. Gelelim diğer bir sorumuza. Şimdi 3 tane element verilmiş arkadaşlar. Özür dilerim, 3 tane kimyasal tepkime verilmiş size dikkat ederseniz. Ama sen hiçbir şekilde kafanı karıştırmıyordun. Ne yapıyordun? Sana 3 tane element de verilse, arka arka yani 3 tane tepkime de verilse sen önce çubuklara bakıyorsun. Çünkü önce çubuklar birbiriyle yarışır. Kim elektron verecek diye. Dikkat edersen kalay ve çinko vardır. Kalay ve çinkoya baktığın zaman çinko 0 artı 2 demek ki bu yükseltgenme potansiyeli. Kalaya baktın 0, kalay artı 2 demek ki bu da yükseltgenme potansiyeli dersin. Matematiksel olarak yükseltgenme potansiyeli 0.76, 0.14'ten daha büyük olduğuna göre demek ki yükseltgenmeyi çinko kalaydan daha çok seviyor. Yükseltgenmenin olduğu yer anot, diğer taraf katottur. O zaman sen önce hemen anot tepkimeni yaz. Anot tepkimen kimdir? Çinkonun çinko artı 2'ye dönüşmesi, 2 elektron vermesidir. E0 değerin 0.76 volttur. Sonra ne yapacağım? Katot tepkimesine bakacağım. Elektronları çinko iletti. Bakın 2 elektron gitti. 2 elektron buradan geçti. Kalay bu elektronları alamaz. Sadece iletilmesini sağlar. Kalay 0. Metaller elektron alamaz sıfırken, elemental haldeyken. Elektronları iletti. Çözeltinin içerisinde kim varsa elektronları o alacak. Hidrojen alacak. O yüzden ikinci tepkimem, yani katot tepkimem, katotta kim varsa, hangi iyon varsa çözeltinin içerisinde elektronları o alacaktır. O yüzden ben hidrojenli tepkimeyi ters çeviriyorum. 2 elektron aldırıp bunu hidrojen yaptırıyorum. E0 değerim yine 0 geldi. Alınan verilen elektron sayıları eşit toplarsam bakın net pil tepkimesini yazdığım zaman çinko katısı 2 tane hidrojen artı iyonu suda çinko artı 2 haline geldi. Net pil tepkimesini şöyle yazarsam hidrojen gazı artı çinko
Zn artı 2'ye dönüştü suda. E0 değerini hesaplarsam buradan ikisini topladım. 0,76 volt gelecek. Net pil tepkimen burada görüldüğü gibi. Çinko ve kalay elektrotların kütlesi nasıl değişir? Çinko ne yaptı? Çinko artı 2'ye dönüştü. Çinko artı 2'ye dönüştükçe tabii ki bu atomlar çözeltiye geçerken çinko elektrot çubuğun kütlesi azalacaktır. Birincisi bu. Kalaya baktığım zaman kalayın üstünde hidrojen gazı, hidrojen elektronları alıp hidrojen gazı yaptı. Hidrojen gaz haline geçiyorsa buradan ne yapacak? Uçup gidecektir. O yüzden çinko elektrotun kütlesi değişmeyecektir, haberin olsun. Pili şematik olarak göster diyor bana. Gösterelim. Pili şematik olarak göstermek istersek. Şematik olarak anotu önce katotu sonra göster diyor bana. Araya çift slash koy. Bu tuz köprüsü anlamına geliyor diyor. Anot tepkimem neydi? Çinkonun tek slash koyuyorum. Çinko artı 2'ye dönüşmesi. Çift slash koydum. Tuz köprüsü görevini görüyor burada. Yani anlamı görevini görüyor. Sonra ne yaptı? Katot tepkimesini yazarsam hidrojen artılarda hidrojen gazı yaptı. Böylece pili şematik olarak göstermiş oluyorum. Tuz köprüsündeki katyonlar nereye gider? AK kaydı biliyorsun. Tuz köprüsündeki anyonlar, anota katyonlar katota gider. O zaman tuz köprüsündeki katyonlar katota gideceğine göre, katotta burası olacağına göre birinci kaba gider diyorum. Ya da işte kalay elektrotun bulunduğu kaba diyebilirim. Böylece sorumu tamamlamış oldum. Gelelim. 9. soru. Çinko bakarsan çinko iyonları içeren çözeltinin içerisine batırılmış. Çinko çinko iyonları içeren çözeltinin içerisine batırılmış. Bir tek her şeye aynı dikkat edersen elektrotlar ve kullanılan çözeltiler, çözeltilerin derişimleri birbirinden farklı. Bu durumda ne diyeceğim? Bu bir derişim pili. Anot ve katotu bulun diyor. Biliyorsun derişim pilleri derişim eşitleninceye kadar çalışıyordu ve derişimi eşitleninceye kadar çalışıyorsa bu derişimini arttırmaya, bu da azaltmaya çalışacak. Azaltmaya çalıştığına göre derişimi küçük olana her zaman anot diyebilirim. Derişim küçük olana her zaman anot diyebilirim. Çünkü bu derişimini arttırmaya çalışacak. Derişimini nasıl arttıracak? Çinkolar sürekli çinko artı 2 yapsın. Demek ki derişimi küçük olana anot diyeceğim. O yüzden burası anot, burası katottur arkadaşlar. Anot ve katotu bulduk diyebilirim. A şıkkı için. Tamam. B şıkkına geldim. Net pil tepkimesini yazın diyor bana. Net pil tepkimesi. Anota baktım. Çinko ne yaptı? Çinko artı 2'ye dönüştü. Burası 2 elektron verdi. Burası kaç molar? 0,05 molar. Öteki ne yaptı? Elektronları aldı. Gene çinko artı 2'ler elektronları aldı. Çinko artı 2. 2 elektron aldı. Çinko katısı yaptı. Değil mi? Burası anot, burası katot tepkimesi. Ne yapacağım? Alınan verilen elektron sayıları birbirini götürecek. Çinko katılar da birbirini götürür. Dikkat edersen, ama bunların derişimleri birbirinden farklı olduğu için bunlar birbirini götürmeyecek. Ne yapacağım o zaman net pil tepkimesini yazarken? Net pil tepkimesi çinko artı 2, çift tok kullandım. Gene çinko artı 2'ye dönüştü ama burası 1 molar, burası da 0,05 molardır. Net pil tepkimesini yazdık. Dış devrede elektronlar her zaman anottan katota akacağına göre ikinci kaptan birinci kaba doğru akacaktır. Birinci kaba 100 mililitre su eklersek, unutmayın şimdi bir çözeltiye su ilave ettiğim zaman derişim azalacaktır. Yani ben bu derişimi hesaplarken N1V1 eşittim 2V2 formülünü kullanabilirim. Bir çözeltiye su ilave ettim, su buharlaştırdım. O zaman yeni derişimini hesaplarken N1V1 M2V2 formülünü kullandım. Derişimim 0,1 molar. Hacmime baktım 100 mililitre. Ben yine 100 mililitre eklemişim, yani toplam hacim 200 mililitre oldu. Yeni derişimi hesaplarsam 0,05 molar geldi. Burası 0,05 molar olursa, burası da 0,05 molar. Her şey aynı olduğu zaman pil ne yapacaktır? Pil duracaktır arkadaşlar. Gelelim son sorumuza. Bu zaten son sorumuzmuş. Arkadaşlar sınav için artık hazırsınız diyebilirim. Bunun dışında çünkü bu tarz sınavda gelebilecek bütün tarzdaki soruları çözdüm sana. Dediğim gibi eğer konuyla ilgili bir sıkıntın varsa kimya ve elektrik 2 videosuna, kimya ve elektrik 1 videosuna geri dönüyorsun. O videoları dinledikten sonra bu soruları tekrar çözüyorsun. Sınav için hazırsın demektir. Görüşmek üzere diyorum.